Arkamızı döner dönmez neler olmuş böyle. Bu işin aslı neymiş Bülbül? Dervişpaşa'yı niye idam etmişler öğrenebildin mi? Vallahi sultanım sordum sual ettim lakin kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Göya hakkında şikayet varmış o yüzdenmiş. Rahmetli ne yaptıysa. Ne diyelim? Giden gitmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Hünkâr yeğenimin acıması yok. Gözü kara. Kuyucu Murat Paşa da yıllardır beklediği sadaret mührüne kavuştu. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulduk sultanım, onu da söyleyeyim. Safiye sultanımız işitince pek üzülecek. Sultanım, mevzu açılmışken Safiye sultanımız afiyettedir inşallah. Mektubuma cevap verebilirler mi acaba? Bundan mı bahsediyorsun? Sultanım eyvahlar olsun. Okudunuz mu? Elbette okudum. Nedir burada yazılanlar Bülbül? Doğru mu bunlar? İskender benim kardeşim mi? Hanım abiniz Sultan Mehmet Han Hazretleri tahta çıktığı gün Safiye Sultanımız dizlerinin üzerine çöktü, ona yalvardı. Şehzadesinin canını bağışlamasını istedi. Hatırlıyorum o günü. Unutur muyum hiç? Merhum abim hiç kimseye acımadı. Cellatlar, diğer şehzadeler gibi kardeşime de gitti. O gün saraydan 19 tabut çıktı. İşte o tabutlardan birinde kardeşiniz yoktu sultanım. Bir çocuk vardı. Başka bir çocuk. Ne demek bu? Kardeşim diye başka çocuğun canını mı aldılar? Biliyorum zalimceydi. Lakin çocuk ölümcül hastaydı. Kimi kimsesi de yoktu. Zaten şehzademizi kurtarmanın başka yolu da yoktu. O gün tam vaktinde yetiştim sultanım. Girdim odadan şehzademizi çıkardım. Safiye sultanımıza götürdüm. Safiye sultanımız hem onu korumak hem de kendinden bir işaret olsun diye ona tılsımlı gömlek giydirdi. Sonra sarıp sarmaladı. Öpüp kokladı. Bana teslim etti. Ben de canın pahasına onu gizlice saraydan çıkardım. Günler geceler boyunca yoldaydık sultanım. Tam Avusturya hududuna vardık. Onu güvendiğimiz bir aileye teslim ettim. Ama şehzade olduğunu bilmiyorlardı. Her sene bir ağa gönderdik. Hem keselerce altın veriyordu, hem de şehzademizi koruyup kolluyordu. Birkaç sene sonra acı bir haber aldık. Şehzademiz hastalanmış, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Sorup sual etmediniz mi? Ettik sultanım, etmez miyiz? Lakin bir sonuç bulamadık. Çaresiz kabullendik. Şehzademiz kaderinden kaçamadı dedik. Derken sultanım bir mucize oldu. Rabbimin hikmeti, şehzademiz ölmemiş. Tılsımlı gömleğin sayesinde izini bulduk. Kayıp şehzademiz meğer İskender'miş. Emin misiniz? Eminim sultanım. Tılsımlı gömlek ondan çıktı. Benim demiş. Hem sırtında da doğum lekesi var. Allah'ım sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün Allah'ım. Bu sırrı senden başka bilen var mı Bülbül? Yok sultan. Bir ben kaldım. Âlâ. Eğer İskender'in şehzade olduğu ortaya çıkarsa anında canını alırlar. Allah korusun. Saklayacağız Bülbül.
senden, benden başka kimse bilmeyecek. Safiye Sultanımız. Şartlar malum. İskender yanı başında. Duygularına engel olamaz. Hakkınız var sultanım. Ben böyle düşünmedim. Sultanım. Yaklaş. Korkma. Sana bizim tarafımıza geçmen için altınlar, elmaslar, ayın 14'ünü kıskandıracak güzellikte cariyeler teklif ederdik. İyi ki etmiyorsunuz sultanım. Zira vereceğim cevabı biliyor olmalısınız. Biliyoruz. İşte bu yüzden senden makul bir isteğimiz var. Karşılığında alacağın tek şey hayır duamız. Elimden gelen bir şeyse? Bu zincirlere alışamadık İskender. Çok ağır. Sadece canımızı değil, ruhumuzu da incitiyor. Validemin hali iyi değil Bülbül. Benden onu kaçırmamı istedi. Siz ne dediniz sultanım? Ne diyeceğim? Olacak şey mi bu? Nasuh Paşa'ya haber yolla. Onunla konuşmam lazım. Hata yapmasınlar. Benden habersiz kimse bir adım atmayacak. Emredersiniz sultanım. Sen taşlığa dön. Siz nereye gidiyorsunuz sultanım?